Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Daha önce sizlere defalarca kez bahsetmiştim. Toplamda 300 soru çözeceğiz ve bu 300 soruyla tarihin en önemli bilgilerini olabildiğince tekrar edeceğiz diye. Sorularımız 10'ar sorudan oluşacak. Her videomuzda 10 soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümlerinin içerisindeki yer alan en önemli bilgilere birlikte göz gezdireceğiz arkadaşlar. İlk videomuzda sizlerleyiz. Hadi başlayalım. Birinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Türk kelimesine yüklenen anlamlar arasında gösterilemez diye sorulmuş. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde verilen türemek Vanberi tarafından arkadaşlar Türk kelimesine yüklenen bir anlamdır. B seçeneğinde verilen olgunluk çağı Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserde Türk kelimesine yüklenen anlamdır. C'de yer verilen güçlü kuvvetli ise Uygur kaynaklarında Türk kelimesine yüklenen bir anlamdır. D seçeneğinde verilen töreli ise töreli kanun nizam sahibi olarak Ziya Gökalp tarafından Türk kelimesine yüklenen anlamdır. Fakat E'de yer verilen savaşçı sözcüğü Türk kelimesine yüklenmiş herhangi bir anlam değildir. Cevap E seçeneğidir. İkinci sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür bölgelerinden biri değildir denmiş. Hemen bir bakalım. A'da yer verilen Anav, Orta Asya'daki en eski kültür bölgesidir. B'de yer verilen Afanasyevo, Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür bölgesidir. D'de verilen Andronova, Orta Asya'daki en geniş kültür bölgesidir. Sonundaki ovadan aklımıza gelsin. E'de verilen Tagar ise Orta Asya'daki en modern, en çağdaş, günümüzde en yakın kültür bölgesidir. C seçeneğinde verilen Çatalhöyük Orta Asya'da değildir. Konya'da bulunan ilk şehir yerleşimi olarak nitelediğimiz yerleşim bölgesidir arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin sebeplerinden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Orta Asya'nın iklimi maalesef bir bozkır iklimi ve karasallıktan oluşuyor ve kurak bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu yüzden kuraklık göç sebeplerimizden biridir. Türk cihan hakimiyeti mefkûresi yani Türklerin dünyaya hakim olma isteği de göç sebeplerimizden biridir. C'de yer verilen boylar arası mücadele göç sebeplerimizden siyasi bir sebeptir. Türk boyları birbirlerine karşı üstünlük mücadelesi içerisine giriyor ve yenilen boy göç ediyor. D'de verilen Çin ve Moğol baskısı yine siyasi olarak baskı altında kalmamıza sebep olmuş, göç etmemizin nedeni olmuştur. Fakat E'de yer verilen gaza ve cihat, Orta Asya'dan göç etmemizin sebebi değildir. Çünkü gaza ve cihat, İslam ile birlikte Türklerin yaşamına dahil olmuştur. Gaza ve cihat, İslam'ı yayma ve koruma savaşlarıdır. Ama Orta Asya'da bulunan Türkler Müslüman değillerdir. O yüzden bu bir göç sebebi değildir. Cevap E seçeneğidir. Yeni sorumuza geldiğimizde soruda bize yukarıda verilenlerden hangilerinin İskitler ile ilgili olduğu söylenebilir denmiş. Baktığımızda birinci öncülde yer alan Tomris Hatun, Türk tarihinde ve dünya tarihindeki ilk kadın hükümdar olarak İskitler içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bir, İskitler ile ilgilidir. Amazon ise İskitler'de bulunan kadın hükümdarlara verilen isimdir. İki de yine İskitler'le ilgilidir. Bir ve iki olmayanları eledim. 3'e bakalım Alpertunga. Alpertunga İskitlerin en önemli hükümdarıdır. Adına bir destan yazılmıştır. Yine o da İskitlerle ilgilidir. 4'te yer verilen Bozkır'ın kuyumcuları da İskitlere verilen bir ünvandır. Çünkü madeni çok iyi işlemişlerdir. Bu yüzden 1, 2, 3 ve 4 İskitler ile ilgilidir. Cevabımız da bu sebepten E seçeneğidir. Yeni sorumuza baktığımızda Asya Hun Devleti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır arkadaşlar. En parlak dönemi ise Mete Han'dır ki Mete Han onun sistemi kurarak Türk tarihindeki ilk düzenli orduyu kurmuştur. Tarihte kurulan ilk Türk devletidir demiş. Bu da doğrudur. Tarihte kurulan ilk Türk topluluğu deseydi İskitler ama ilk Türk devleti deseydi Asya Hun diyecektik ki burada Asya Hun'dan bahsetmiş. İlk Türk devleti demiş. Doğru olarak kabul ediyoruz. Vatan sevgisinden bahseden hükümdar Çiçi'dir demiş. Bu bilgi yanlıştır. Vatan sevgisinden bahseden hükümdarımız Mete Han'dır. Çiçi ise istiklali feda etmek gülünç ve utanç vericidir diyerek ilk Türk milliyetçisi olmuştur arkadaşlar. E'de yer verilen Mete Han onlu sistemi bularak Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuştur bilgisi de doğrudur. Ama ne diyoruz? Vatan sevgisinden bahseden Mete Han'dır diyoruz. Çiçi ise ilk Türk milliyetçisidir diyoruz. O yüzden D seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Cevap D seçeneğidir. Yeni sorumuza baktığımızda aşağıda kavimler göçüyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. Arkadaşlar kavimler göçü Asya Hunlarının yıkılmasının ardından Balamir önderliğinde başlayan bir harekettir. Dünyanın en büyük kitlesel göç hareketlerindendir. Büyük bir grup
Avrupa'ya göç edince Macaristan topraklarına oradaki barbar kavimleri yerlerinden etmiş ve bu da pek çok olaya sebebiyet vermiştir. Baktığımızda günümüz Avrupa toplumlarının temeli atılmıştır diyor. Evet biz orada Frankları, Germenleri, Ostrogotları yerinden oynatıyoruz. Angıllar ve Saksanlar örneğin günümüzdeki İngiltere'yi oluşturuyorlar. Günümüz Avrupa toplumlarının temeli atılmış oluyor. Kavimler güçü sonucunda Avrupa Hun Devleti kuruluyor arkadaşlar. Bunda da bir yanlışlık yok. Feodalite ortaya çıkıyor çünkü Roma ikiye ayrılıyor. Daha sonra Batı Roma yıkılıyor. Otorite boşluğundan dolayı feodalite ortaya çıkıyor. Ve kavimler göçüyle ilk çağ kapanıyor. Orta çağ başlıyor. Bu da doğru bir bilgidir. Fakat kavimler göçü Ulduz öncülüğünde değil, Balamir liderliğinde başlamıştır. Ki Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu da Balamir'dir zaten. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Yeni soruya geçtiğimizde Avrupa Hun Devleti ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş bakalım. Kurucusu Balamir diyor. Bir önceki soruda zaten bunu görmüştük. Doğruydu. Aynı zamanda kavimler göçünü başlatmıştı. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir bilgisi doğrudur yine arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti bu anlamda bir ilki oluşturur. En önemli hükümdarı en parlak dönemi Attila dönemidir ki bu dönemde Morgus ve Anatolius antlaşmalarıyla Bizans vergiye bağlanmıştır. D seçeneği de doğrudur. Ruhla döneminde Anadolu'ya ilk kez ayak basılmıştır. Bilgisi yanlıştır arkadaşlar. Bu dönemde Avrupa Hun döneminde Türkler ilk defa Ulduz döneminde Anadolu'ya yağma ve talan amaçlı olarak gelmişlerdir. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. Yukarıda Avarlar ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir bakalım. Avarların kurucusu Bayan Han'dır arkadaşlar. Kadın olduğu için değil. Adamın adı Bayan, o yüzden ve bu bilgi doğru. İkiye baktığımızda İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir diyor. Bu bilgi de doğru. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar, ikincisi ise Bulgarlardır. 1 ve 2'nin olmadığı her şıkkı eledim. İlk Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuşlardır bilgisi yanlıştır. Çünkü ilk Türkoloji Enstitüsü Macarlar tarafından Budapeşte de 1870'li yıllarda kurulmuştur. 3 olan her şeyi eliyorum çünkü 3 yanlış. Juanjuanlar olarak bilinirler diyor. Juanjuanlar arkadaşlar Avarlara Çin kaynaklarında verilen isimdir. Bu şekilde baktığımızda 1, 2 ve 4'ün yer aldığı E seçeneği doğru cevabımızdır. Yeni soruya geçtik. Aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır ya da hangisi yanlıştır tarzında bir soru var. Baktığımızda Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştiren Türk boyları Uzlar ve Peçeneklerdir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Hem Uzlar hem de Peçenekler taraf değiştirerek savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin kazanmasını sağlamışlardır. İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul etmiştir diyor. Hayır arkadaşlar bu bilgi yanlıştır. İslamiyet'i kabul eden Bulgarların kolu İtil Bulgarlarıdır. Hristiyanlığı kabul eden ise Tuna Bulgarlarıdır arkadaşlar. Bakın İslamiyet'i kim kabul etmiş? İtil Bulgarları kabul etmiş. Hristiyanlığı ise Tuna Bulgarları kabul etmiş diyebiliriz. Tuna Bulgarları yazalım buraya da. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Cevap B seçeneğidir. Diğerlerine bir bakalım. Bulgarlar İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devletiydi. Birincisi ise Avarlardı. Macarların kurucusu Arpat'tır. Bu bilgimiz de doğrudur. Ve Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuşlardı. Attila, Nibelungen Destanı'nda Etzel adıyla geçmektedir. Bu bilgi de yine doğrudur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen bilgimiz yanlış. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Geldim yeni soruya. Kumanlar ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Buna baktığımızda Kumanlar Kıpçaklar, unutmayın arkadaşlar. Oğuzlar ile mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur diyor. Evet, Oğuz Kıpçak savaşlarını anlatır. Bu doğrudur. B'ye bakalım. Ruslar ile mücadeleleri Igor Destanı'na konu olmuştur. Igor Destanı'nda Rus Kıpçak mücadelelerini anlatır. Bu da doğrudur. Codex Cumanicus adında sözlükleri vardır diyor. Doğru, bakın zaten şurada Kuman var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Kelime anlamı yoldan sapan demektir. Hayır, yoldan sapan anlamına gelen sözcük sabirdir arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Cevabımız D olacak. E'ye de bir bakalım. Memlük Devleti'nin yönetiminde büyük roller oynamışlardır. Kıpçaklar Memlüklere ya da Eyyubilere satılmıştır. Daha sonra Eyyubi Devleti'ni yıkarak yerine Aybek tarafından, Aybek bir Kıpçak Türküdür, Kuman Türküdür ve Memlük Devleti'ni kurmuşlardır. Bu da doğrudur. Ama kelime anlamı yoldan sapan anlamına gelmez. Yoldan sapan sabir kelimesidir arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Part 1 videomuz tamamlandı. İlk 10 soruyu burada çözdük arkadaşlar. Yarın yeni videoda görüşeceğiz. Yani bir sonraki videoda bir 10 soru daha çözeceğiz. Eğitimle kalın, kendinize dikkat edin, hoşça kalın.